adamıysan eğer adam parasını duruyor, bir istikrar gelinceye kadar alıveri yapmıyor yani. Ben kamyonluk yaptığımdan, nakliye gidip diğerinden şey veren lazım en basitinden. Neyse piyasa, iş adamı bir şey almak için, bir şey götürmek için sonra 10 para olsun, kamyoncu bak, mazot alıyor, lastik yaptırıyor, lastik tamamen bize iş yaptırıyor, bilmem ne diyor, bir yüzyıl bir yere gitmek için o kadar para çark dönüyor. Bu çark dönünce herkes 10 lira, 5 lira, 3 lira sedatlanıyor mu? Sedatlanıyor. E ne oldu şimdi? İş yok, aç yok. İş döndü mü geri ya? Döndü. Döndü. Ne oldu? Elin hamur, karnın aç. Çoğu besleyiz yumurt yok. Ne anlatıyor bu insan? Şakada kesildi. Eskişehir'e gitti ya. Eskişehir'in mekan içtiği. 15 sene eğer işçiler olsaydı 40 sene. 40 sene. Senin durumun iyi olması önemli değil. Piyasaya endeks. Sen trilyonluk olmuşsun. Hiç kimse. Senin anca ufacık bir kamyoncu gibi düşün. Veya benim sigorta varı koyayım. Ben peynirini satacağım. Etini satacağım. Yününü satacağım. Alan adam satacak. Oradan samancı alacak. Nakliyeci kazanacak, mazotçusu kazanacak. Çark dönerse bak şuradan en sırtından ana yol geçiyor. Ekonomiye ufacık bir şehir ekonomisi bir civarı kibri dağıtsa 100 gram çekirdek ağzına o ilçenin, o köyün para ekonomisini karşılığı bulmuyor mu? Karşılığı bulmuyor. Şimdi ben atıyorum. Sanayinin partisinden değilim veya sondanım veya bundanım. Bir hükümetin görüşmesi kötü dahi olmuş olsa vatandaşın gitmesi demek. Bunun alternatifi kesin değil. Bir Allah razı olsun nasıl etsile etsile ucuz mu sarı paket? Ucuz. Yoksa... Eğer kötü dahi olsa vallahi billahi ucuz olsun. Buna kaç kere selam edilen vatandaşların hepsi hükümet konağında bilmem ne de ölen dahi oldu. Adam takır takır kursuz sıra. Ha bak dön arsanız kıyacak. Adam pisliğini yapmaya geliyor, gezmeye geliyor. Hiçbir şey almamış gibi değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi. Ama öbür türlü nereye geliyor ya? Mümkün değil ya. Mümkün değil ya. Çıkamazsın ki, sokağa çıkamaz. Mümkün değil ya. Ekmeği biz askerden aldığımız biliyorum ben ya. 83 liralinde evin önünden geçen nöbetçi bekler kapıların önlerinde. Buradan şuraya varınca kadar 10 dönme ben. Dağır da verin. Kapı önünü çıkartmazdı. Sen seçkenden sonra halk partiliysen bir tane tanıya alabilir. Tanıya alabilir. Halk partiliysen. Halk partili değilsen kim yok? O zaman zaten Ecevit vardı. Halk partiliysen zeytinyağı, mazot. Ondan sonra şöyle bir derdin, bulman, mucize ya, mucize ya. Nereye buluyor mu? Şimdi adam bu istilal alıyor, mazotu bir dakikada kendisi zam yapıyor. Televizyonda söyledi. Başbakan. Yine gördüm söyledi. Zamlamış. Zamlı satış yapmış adam bak bak. Birinin ölümü birinin dirilmesi oldu. Hepsi bir taraftan çıkar şey yapıyor. Abi bu çıkar, çıkar olmuyor. Çıkara toplum olarak sen çıkar sağlayabiliyorsan, paylaşmasını biliyorsan olur. Öbür türlü olmaz. Ben burada davar gidiyorum. Öbür çoban arkadaş gibi tutuldu. Bir başkasılar gibi geçtirdi. Ben kazanmışım. Gerisi bak olmuyor. Dönecek. Biri aç kalırken biri top yapması doğru değil. Evet çok geldi. E ben geçtim ağlamı kapattım. Evimi geçtim yattım. Şimdi bak daha o şey, adamların hep açığı aldılar şimdi. Hepsi açığı aldı. Kamu görevli görev yapılmayacak. Bu adamla 10 milyar, 7 milyar, 30 milyar, 5 milyar, 3 milyar maaş alan adamlar. Hep asker içinden bahsedeyim. E o adamla bedava kırıvat takıp da para almaya alışkın adam. Ne yapacak bu? Ne yapacak şimdi? Gelecek, ne alıyorsun? Davar alıyorsun, koyun alıyorsun. Çekim var, senedim var. Bana dolandırdın. Gelecek, bulan parça diyor, parça alacak. Şunu alacak, bunu alacak. Bakarsan ekonomiye. En kötü 10 bin adam açı alırlar şimdi. 10 bin geçer belki. Devlet kurumlarının çalışamayacak adamlar. Geçiyor. 10 binden de çok fazla. Ne oldu o şimdi? Ekonomi geçti.
Bir de açıklama yapıyor. Ekonomi eskisi gibi aynı. Zarar görmedi. Alakası yok. Daha çok daha belli olmaz. Daha görecek. Daha, daha 15 gün olmaz da. Daha bizim arkadaş var. Bir haftadır kamyoncu senin Konya'da iş bulamamış. Evet, sağ ol. İş bulamamış yani. Nakliye yük sarıp da Manisa'ya gidememiş. Apo. Böyle mi olacak? Bir hafta yatan buna. Orada bir hafta yaptı. Orada bir hafta yaptı. Vergiyi nasıl ödedik bu adam? Şuna yok. Az çok hareketlik olmayan hiç hiç yaramaz. Hiç yaramaz. Yani bu davarı bitken ekonominin bir et ihtiyacı kendi çapımızda az ama ne olursa olsun 3 kilo et satsak, 3 kilo yoğurt satsak, 1 kilo süt satsak bizim kendi söz hakkımız yok. Mal benim ama elini sever, vatandaşın bu mal. Onu düşünmek lazım. Kendi malın diye bir gayri yok. Ufak da olsa şeyin dönmesi lazım. Etmenin şartı dönmez, yürüme ne yapar? Şart dönecek, şart. Ben onu bunu bilmem. Şart dönüyorsa bu kafası çalışıyor. Neyi çalışıyor? Hadi tamam üret. Ne o? Burada su yok. Tanker alacağız. Nasıl alacağız tankere? Hani bizim para? Ben et satılmazsam tanker alabilecek miyim? Alamam. Süt satılmazsam alabilecek miyim? Alamam. Ya baskı gelirin yoksa yandın git. Zor. Bir hareketli kesilmesi lazım. Hükümetin. Kesilmedi. Bir şekilde hareketli canlılık kazandırması lazım. Kansiyonlarla Erdoğan Hoca'nın İMF'den getirir ama parayı sürdük piyasaya. O zaman hareketlik vardı. Milletin cebinde para vardı. Vardı ama böyle değildi. Şimdi adam iyi. Geçmiş ülke borcumuz kalmadı ama İzhan Sayık uğurdu zıbura. Hiç kapattılar. Tam terörün tam bitmiş noktasını geldiği zaman böyle bir şeyin olması. Gerçi bunu o Fethullah olayı değil. Bu Amerika'nın oyunlar hep bunlar. Bastırtığına ben bugün İstiklal Marşı'na Mehmet Akif yazdığımda çok güzel yazdım. Gençliğin hitabı vardır. Dışarıda içeride fethahların olacak diye. Doğru. Ayağın arkadan çok. Bizim şerket versin. Bak yemin ediyorum sana faydadan oy vermedim. Çok büyük lider bu adam. İyi. Deli kalmaz. İçiniz olsun mendirmeyin. Biliyor yani. Yapacağı işi var diyor. E bu Facebook'un adamı da dizinin dibinde kömelirken fotoğrafları var. Demek ki bir yamuk yaptı. Yetkili o adamın. O da o böyle adam, şeyini almaya çalıştı. Cezayir'de de yattı. Bu adamın asıl mesleği müsait. Ya onun ne o Kasımpaşa'da evinin dibini yük boşalttın Ramyon'la. Yani İstanbul'da 92'de tuvalet bir şey kulağa atmıyor. Kulağa. Beşmenen mısın dedi. Yok. O sahip geldi. Sahip bir numaralı galet İstanbul'da. Türkiye'de onu İstanbul'a da gelen hiçbir yer yok. Yani böyle bir düzgün lider gel ayağına bir de adamla yani bir 3-4 bin adam bulamadı sana o halk komandoları büyük askerler 13 sene kayıt da hala bulamadılar Marmaris'te kayıt diye ya abi oradan Marmaris Homruk memleketi Çam memleketi Homruk kamyonlarına bakmayın Homruk'un içine kirayet var yani nakliye giden kamyonun içinden vapurası çıkayı da buraya gelir bilemezsin tabii bilemezsin. Abi benim ihtiyacım var, çobanını geçsin. İyi veren ben sana, malı götür. Bitti. Al şu kurdu, istediği kadar yiyeceğin içeri bir alır dedim. Malımı gidiyor sözde. Ne çık mal zaten alıp bunu duruyor. Yer içine gider, arı bul bakalım bulabilecektim. Yeni buluyor. 3-4 tanesi yakalandı. 12 tanesi yoğurdu. Seni orada ya, polis arkadaşlarla muhafaz etti de. Daha çıkmamış. Onun için yolları tutuyorlar. Acaba kurları dışarı bekleyelim mi? Şimdi kadar vadi yeri var zaten onların. Mal varmıştır ya. İyi değil. Şu andaki konum
İnşallah bir yerden çıkar bir hareket. Rapta. Piyasanın durgun olması bizim öldüğümüz anlamını gelir. Yani sen ulan trilyon kazanıyormuş. Kazanmıyormuş. Bunlar hikaye. Ayak korksan mı? Ama şöyle bir şeydi bu. Hiç olmazsa 3-5 kuruşluk çocuk okuyor, üniversite bitiriyor, iş bulamıyor. Onların yerine hiç olmazsa oturup girsin, amına koydum adam 50 senesini vermiş, 40 sene memur olmuş, 30 sene memur olmuş. Polisin yaşı gelmiş, 5 sene olmuş geçelim. Lan git amına koydum, yeni biri daha gel. Millet bekliyor, atama bekleyen var, o var, bu ya var. Evet, öğretmenle karşılaşıyorum, alın, onunla başlasın bir ara. Şimdi senin kafayla benim kafam birbirine uyuyor mu? Ben tecrübeyle konuşuyorum. Sen daha benden akıllıca bir kafanda fikirler var. Daha benden daha iyi bilmen lazım. Çünkü sen yeni yetken ne kötü. Biz tecrübe olarak konuşuyoruz benim anlattığım. Ama sen okudun, yazdın, tam meyve vereceğin dönemdesin. Bizden meyve olmazlar, bizden tamam kadar. Bundan sonra armut ağaçta oldu ama çürüyor, hiç değil. Hiç çekerek. Bizim yaptığımız, ettiğimiz bu. Son dönemde. Peygamber masaya. Şimdi geldi, gelsin. Bana bugün masa başı giriliyor neyse, ben ne anlarım. Anlarında olmaz. Yap. Bunun kafası çalışan beyni, taze, yuvan gibi. Bugün bak, taşılığa geçti, generaller, menereller geçti. Şimdi mesela burada okul komutanı geçti. Aldılar bunu. Almışlar. Bunun yanına ne geldi şimdi? Bu tüm generaldir. Kurmay albay diyeceğim. Neresin kurmay albay? Kurmay albay şu genere olunca kadar 15 sene daha görev yapması lazım. Başarılıysa eğer kaldırıyor. Her adam general oldu mu Türkiye'de bütün paşalar 5 sene amına koydum adam kalmak. O da yaptığı işlerden insanlardan başarılan kesim oluyor. Kurmay olabilirsin. Haklısın nesin ya burada ne biçim kuşlar var ya, ne biçim uzman çavuşlar var, bilmem neyden ne var. Siz askerler bile yazmışsın, saplıyı tabi götürüyor da götürmüş ya. Biz yaptık bu askerler. Adam ben doğurdu yapmadım demekten ağlıyor televizyonda, bana diye saplıyı katı var diye götürdüler, ben vatan aynı olur muyum diye. Gerçi 1200 denesini salmışlar diye duydum ama ne derim doğru haberlerde. Değil, bilmiyorum. Valla hareketleri bekliyoruz işte. Neler yapacaklarını, neler yapacaklar, ekonomi nasıl olacak? Yani her şey değişiyor şu an. Ekonomi bir yerden patlaklayıp tutturulması lazım. Yani şu an ekonomi bir şey olmadı diyor. Eskisi gibi her şey devam edecek diyor da. Bir iş adamı alıp satmadıktan sonra bu iş yürümez. Adamı alacak, bilmiyorum ben sana, yetiştirecek. Ham mala indirtecek. Ham mal acıksek ekmekten ekmek alacak. Ne oldu? Ekonomi dönmeye başladı mı? Şart döndü. Sen tek başına ben para kazanıyorum. Amelle gidiyorum. Olmaz. Çünkü 3 kişinin para döndürmesi bizi fayda sağlamıyor. Bize birçok kişinin dönmek. 3 sürü millet. Senin cebinde paran var ben de yok. Sen yaşayın mıydın yoksa? Öyle bir şey yok. Öyle bir saçmalık yok. İlla ki hareket. Hareket olmazsa olmaz. Olmaz, olmaz. Biz gidiyoruz, Baykar'dan ilaç alıyoruz. Baykar eczade postuna alıyor. Fabrika çalışıyor. Orada çalışan kadını, erkeği, işçisi, çocuk sesliği okuruyor, bilmem ne diyor. Bak ne oldu? Benim bir ilacı almam kaç kişi sever. Ben aldım mı, bir ilaçla üretmek zorunda. Üretebilmek için şahıs lazım. Yani adam lazım. Adam olmazsa o ilaçla üretilmez. Öyle bir döngü lazım yani. Döngü olmadığını çıkartıyor. Şu an döngü dönmüyor işte. Dönmüyor. Sak şu anda kalır. Çünkü hiç anlamı sen ne kadar bana iyiyim desen ya ben anlamam. İyi olabilmem için benim şartı döndüğünü hissetmem lazım. Hareket lazım. Adam gelecek bana dedi ki adaklık ver. Et aldığını artık üç kişi belirtelim. Et davar kesiyor. Vos kesiyor. Demek lazım. Ondan falan bir şey. Ben burada bu da bak memur. Hiç maaş. Bir yerde kilim taktılar. 8-10 binler maaş alıyor adam. Allah versin daha az. Mazot alıyor bilmem ne diyor. Hareket geliyor. Hareket. Şimdi şu anda bir kıpırtı yok. Kıpırtı yok. Böyle bir
3 ay devam ederse sen, ben ne diyeceğim ben senin anlattığına, sen daha iyisini biliyorsun. Yani hareketleniyor, yok yok yok, bu bak, niye hareketleniyor? Direkt geriledik. Geriledik, 10 sene 15 sene geri geçtik. Bunu gider bir sesim olur. Ağzından koştukça hikaye. Benim cebimde para olmadıktan sonra bitirme. Bu işte. Ya şimdi ben anladın mı? Sen karamsarlığa giriyorsun. Bu hayatın gerçekleri. Gözümün önünde görünen köy kılavuz istemez. Görünen köy kılavuz istemez. Hiç değil. Doğru be. Bu hareket bu. Bunu başımızdaki adamların çok güzel düşünmesi gerekir. İnşallah bir şeyler yaparlar. Gerilememize sebep olmazlar. Yapmak zorunda oğlum. Yapmazsa zaten... Kendi ülkesi yani şimdi bu da. Hiç takıldı mı bir daha dönüşüm olmaz. Döngü olmaz. Döngü olmadığı zaman bitti. Mümkün ihtimal yok. Kargasaya girdiniz. Hani zor bir şey zorluyorum. Benim bu hayvanlar gelmem. Tamam. Onlara bir şey girelim ben. Önlerim. Hayırlı işlerim olsun. İşin rast gitsin. Böyle de bir dayıyla tanışmış olduk. Derdini bize yakındı. Siz de aldığımız yerden devam edelim. Baktınız. Yani uçurumların aşağısındayız. Motorumuz. Şurada. Bilmiyorum, belki buradan yüksek görünmüyor olabilir de, hani bayağı bir yüksek. Dayımız da anlattı. Hafıza doldu yine, videoyu yeni yerde kestik. Buradan çekmeye devam ediyor artık. Problem olmayacakmış bu. Burada. Diye bildim. Yüksek dağlarına. Burası görüyoruz. Biraz daha ilerlemeye devam edelim. İlerlere doğru gidelim. O zaten çok güzel. Ben aşağıda bir şey yeterledim. Aşağının yüksekliğini umarım bundan daha iyi anlayabiliyorsunuzdur. Aşağısı bu derece yüksek. Bu şekil böyle devam edelim. Burası başta da demiş olduğumuz gibi son durak olan bir yer. Biraz şöyle ilerlere doğru gidiyorum.
Her yaptan da çevre işte gösteriyorum. Umarım hamurlar yine bomba. Şimdi kısıtlı bir alana sahip. Şurada gölün plaj kısmını falan biraz geniş alacağım. Şu ileride görmüş olduğunuz yer ada. Değildir adası. Orayı da kısa zamanda çekeceğim. Evet. Burası meşhur Barla. Buranın plajı. Görüyorsunuz. Yetkiler, bisikletler. Telefonun özelliği gereği oraya zoomlama yapamıyorum. Yakınlaştırsam daha net görebilirdiniz. Yani şu an çekmiş olduğum yer buranın plajı. Burası meşhur. Komando için dağlara. Yüksek ağlık kesimde. İlerleyen zamanlarda biraz daha kendimizi geliştirerek daha iyi işler yapmaya çalışacağım. Şu an amatörce olarak ben bunları atıyorum. Bir amacım yok. Böyle farklı olarak yani atmak istiyorum. Gerek araçlar, motorlar, doğalar, farklı şeyler yani sıra dışı şeyler atmak istiyorum. Tren yolunun demir kısmı burada bitiyor. Oh, son başım döndü. Hayır. Burası böyle bir yer. Bu yer buradayız. Şöyle biraz daha ilerleyelim diyeceğim. Buralarda açıkçası bir bok yok. Evet. Ot mot. Yılan. Böyle şeyler var. Bize sakmasın da. Gördüğünüz gibi buranın kahramanı olarak gösterebileceğim an. Bu şekilde göstermesin. Böyle yani. Belki sıkıcı bir video olmuştur sizin için de. Bu tip şeyleri beğenen arkadaşlar oluyor. Şahsen bunlardan biri benim doğa. Doğayla olmak güzel bir şey. Bisikletim de var. Onunla da bazı videolar çekmeyi düşüneceğim. Buraya bir ilerleyelim ve şuursuzca bir amacı olmayacağını düşünüyorum. Sonuçta bir tren değilim. Yani kısacası böyle. Fazla da sizi tutmak istemiyorum. Videolar uzun olur zaten. Böyle şeyler ya, farklı amaçlar gidiyorum. Belli bir kategori üstünde çalışmıyorum. Gideceğim tabii. Daha işin ehli olan büyüklerimiz mutlaka var bu alanda. Biz kendi çapımızda böyle amatörce biz de farklı şeyler yapmak için böyle bir işe kalktık. Böyle çekimlere başladık. Evet, köprü üzerinden geçmek tehlikeli bir yasaktır. Kurallar çiğnenmek içindir dermişim. Ki öyle de diyorum. Şimdi aşağı ineceğiz. Hızlıca. Şimdi videoyu çekerken sol tarafa bakıyorum. Şu boşluğa lan diye düşeceğim. Titretme sebebim o yani. Dediğim gibi yani bu işe ben daha yeni başladım. Böyle mal mal şeyler çekiyorum.
Hani elimde ne bir saati çubuğu ne bir şey. Sadece bir tane cep telefonu yani. O da ne kadar iyi bir şeydi onu da bilmiyorum. Ama başladığımız işte yarım girmek, size yatışmak kanısındayım. Daha geliştirici olmaya çalışacağım. Mesela şu an Ankara'dan kendimi çekip aşağıya almaya çok isterdim. Ama maalesef yapamıyorum. Bakın. Biraz daha aşağı inelim. Bir orada kumanda çalışıyor. 25 ve 30 dakika. Olsun. Şu an hava o kadar sıcak ki. Şimdiki tişörtün rengi griye döndü. Gerçekten aşırı derece sıcak. Dayımızda bizi bayağı bir muhabbet aldı. Sebepten ötürü bayağı terledik. Biraz da ileriye doğru gideyim. Bir de oralara bakalım. Oo. Meşhur eğildir. Denilen yer burası. Güçlülük sıfırız hazır. Gençler. Evet. Gençler. Şurada birkaç tane keçi koyun var. Bunların yanına gitmek istiyorum. Çok şirin görünüyorlar. Ben de dayıyı görürsek bana vedalaşmak isterim. Daha göremeyebilirim. Sonuçta ben buraya her gün gelen biri değilim. Dediğim gibi buraya hiç gündüz gelmedim. Buraya da gündüz gelip böyle çok konuşmak istedim. Viyadük gibi ya. Viyadük gibi düşünün. O şekil yapılmış. Şurada gördüğünüz patika yolla zamanında dayımızın da dediği gibi İngilizler buradan çalmak istemişler. Şu an üstünden geçtiğim tomlukları görüyorsunuz değil mi? Onun da dediği gibi 100 yıldan fazla bunlar. Normal ağaç değil. Hani çok eski. Evet, burada bizi bir keçi karşılıyor. Yanlış bilgi de vermiş, keçi dolmayabilir. Böyle gidelim. Bu yoldan İngiliz beyefendiler bu tomrukları kaçırmak istemişler kendilerince. Bu yolu da onlar yapmış. Onlar açılan bir yol değil yani. Buranın da küçük çatlı bir tarihi varmış. Ben de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum şimdi. Burası aynı yöne gibi. Of, limitte düşüyor. Neyse. Arada tahtana yapmadan kapaşırmadan aşağı bak bineyim. Bak 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 bak. Onu yakalayıp öyle ineceğim ya. Çok kerata duruyor. Demeyle menzir yok mu? Onu almam lazım yani. Var burada. Güzel bir yer. İşte. Güzel bir yer. Bakalım. Ses var, görüntü yok. Göremiyorum. Aramakçılara devam edelim. Yerim ya da burada. İnelim aşağıya.
Diğer ki zamanlar da çok farklı. Farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi belli bir kategori üzerinde çalışmıyorum. Yok araç tanıtım, motor tanıtım, telefon tanıtım, bilmem ne. Olmak istediğim gibi şeyler yapmak istiyorum yani. Belli bir kategori üzerinde çalışmıyorum. Bazen yararlı bilgiler vermek istiyorum. Önceki videodaki motorun evlenç kafatasının bitmesi gibi. Yalnız buraya indim, şey çıktım. Şimdi nasıl ineceğiz? Kamera da açık, düşersen Allah rezil olma. Allah koy. Diğer yol da var da orası buradan daha berbat. En azından buradan taştan sonra mı? Anlamı. Destek alarak çıkabilirim ya. Böyle yukarıdan. Sanki buraya şey, tren yolunu tam bir şey bir geldim. Böyle bir aptalca hissettim. Kedi miydi? Başka bir şey miydi bilmiyorum. Oh! Yukarıdan indik. Evet. Meşhur. Devletlerin yolu buymuş. İndik. Bugün de böyle bir şey yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Yani izlemek istemezsiniz de çok banal de gelebilir. Ama yeniden inşallah görüşmek üzere. İzlerseniz de abone olmayı dediğim gibi lütfen unutmayınız. Sağlıcakla ve esenle kalın. Hoşça kalın.